Efendim Esenyurt'taysa gergin bekleyiş sürüyor. Ne oluyor diyeceksiniz. Binalarda ve caddelerde oluşan çatlakların ardından vatandaşlar evlerinden tahliye edilmişti biliyorsunuz. Ekipler incelemelerini sürdürüyorlar. Zemin hareketleri kontrol ediliyor. Gördüğünüz gibi yol çatlamış. Bir çöküğün olduğunu fark ettik. Gördüğünüz gibi bina çatlamış. Caddelerde, yolda ve binalarda her yerde çatlaklar oluştu. Bir ilçe diken üstünde. Binanın başına geçin bekleyin. İstanbul Esenyurt'ta bazı binalarda oluşan çatlakların ardından 30'un üzerinde binada tahliye işlemleri gerçekleştirilmişti. Akşam boşalttılar, okula taşıdılar, 25 binayı boşalttılar. Burada büyük bir çatlak oluştu, hala çatlak genişliyor şu an. Binalarda, sokaklarda ürküten bir tablo hakim. İstanbul Valiliği ve AFAD ekipleri teyakkuzda. Yüzlerce kişi, genç yaşlı sokağa döküldü. Dükkan burada var da mağduruz ya, şu anda kapalıyız, açamıyoruz. Mahallede gergin bekleyiş bugün de sürdü. Tek tek numuneler alındı, her bina incelendi. Tüm bunlar devam ederken bir caddede daha asfalt üzerinde göçük oluştu. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, zemin hareketlerinin kontrol edildiğini açıkladı. Her binanın hareketini tek tek kontrol ediyoruz. Kuyular açılıyor, zemin hareketleri kontrol ediliyor. Emniyeten vatandaşlarımız rahat etsin diye bu akşam da vatandaşlarımızı misafir edeceğiz. Salı günü bütün kuyu açımları bitecek. Yapılan tetkiklerin sonuçlarının 10 gün içinde çıkması bekleniyor. Valilik ve belediye ise vatandaşları sakin olmaları konusunda uyardı.